Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kaldığımız yerden Arena 8'de yaptığımız savaşlarımıza devam edeceğiz. İlk hesabımdayım. Gördüğünüz gibi 2688 kupaya sahibim. Maksimum 2884 kupaya kadar çıkmıştım. Ama sonrasında düştüm ve destemi değiştirdim. Artık bu desteği kullanıyorum. Buna dev iskelet domuz binici destesi diyebiliriz. Bu ikili bizim atak kartlarımız. Evet, destemizde dev iskelet, binici, goblinler, minyonlar, ateş ruhları, alev topu, felaket kulesi ve çarpmamız var. Ortalama iksir bedelimiz 3,5. Gayet iyi bir deste. Sizlere bu desteyle yaptığım güzel bir savaşı göstereceğim. Son yaptığım savaşlardan 10. seviyeye karşı bir savaş. Evet, kendisinin 3 tane efsanevi kartı var destesinde. Şöyle, evet, başlayalım. Dev iskeletimi bırakarak başlamışım. Tabi normalde dev iskeletimi göstermemeye çalışıyorum rakibe. Son 1 dakika kala onu kullanıyorum. O da kıvılcımını bıraktı. Evet, dev iskeletim kuleye ulaştı. Ve onun kıvılcımını ve buz büyücüsünü indirdi. Kraliyet devi geliyor. Kraliyet devine karşı felaket kulesini kullandım. Ardından goblinlerimi kullandım. Goblinlerim onun prensesini indiremedi. Evet, prensesin hiç canı yok. Ama ölmedi bir türlü. Bunun için dev iskeletimi tekrar bırakmak zorunda kaldım. Kendisi ne yapacak? Barbarlarını yerleştirecek. Ama ateş ruhlarımı göndermiştim. Ve dev iskelet kuleye tekrar ulaştı. Kulenin canını 1794'ten 1002'ye kadar indirdi. Dev iskeletimin seviyesi düşük. Onun için biraz sıkıntı yaşayabiliyorum. Ama hala güçlü bir kart bence. Sonra binicimi ve minyonlarımı bırakmışım. Minyonların ikisi kuleye kilitlendi. Ve rakibin kulesi de benim binicime kilitlendi. Bu nedenle onun kulesini aldım. Kolay bir şekilde aldım. Buz büyücüsü geliyor, tek başına bir şey yapamayacak. Kıvılcımını bırakacak arkadan sanırım. Evet, şu an iksiri full. Arkadan kıvılcımını bıraktı. Ben de onun sol kulesine hızlı bir atak yaptım. Ve kuleyi indirdim sanırım. Hayır, 373 canı kalmış. Arkadan minyonlarımı gönderdim. O da sağ taraftan bir atak yapıyor. Alev topumu gönderdim. Sonra çarpmayı kullanmış mıyım, kullanmamışım. Dev iskeleti kullandım. Dev iskelet onun bütün atağını durdurdu. Kraliyet devi biraz hasar veriyor ama hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi onun atağını durdurduk kolay bir şekilde. Evet, maç şu an bende gibi gözüküyor. Binicimi bıraktım arkadan. Ortaya da dev iskeletimi bıraktım. Alev topumu kullandım sonrasında ve güm. Maç bizde, iki taç. İyi oyundu dedim rakibime. O hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de felaket kulemi onun tarafına yerleştirdim. Ve kolay bir zafer oldu benim için. 10. seviyeye karşı. Evet, deste nasıl işliyor gördünüz. İsterseniz canlı savaşlara geçelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Karşımda yine 10. seviye var. 2600 kupa üzerinde bir sürü 10. seviye var. Ve bunlar beni aşırı zorluyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl efsanevi arenaya çıkacağımı bilemiyorum. Evet, çarpmayı kötü kullandım. Şu an tehlikeli geliyor rakip. Bakalım ne koyacak devinin arkasına. Şöyle yapalım, prens geliyor. Hemen prensi çekelim şöyle. Evet, rakibin atağını kolay bir şekilde durdurmayı başardık. Felaket kulesi oyunun en iyi defans kartı diyebilirim. Çünkü çok uzun ayakta kalabiliyor.
her şeyi de indiriyor önüne geleni. Evet, rakip iksir toplayıcısını bıraktı. Ben de şöyle bir atak yapacağım. Şöyle alev topumuzu kullanalım. Evet, onun da felaket kulesi varmış. Alev topu boşa gitti. Şu an biraz sıkıntıda olabiliriz. Evet, şöyle yapmak zorunda kaldım. Goblinleri kullanalım. Prensi alması lazım. Hadi dev iskelet. Aa, ölmedi prens. Hayır. Güzel. Evet, devi kuleyi bitirdi. 7 bitirdi resmen. 857 canı kaldı kulemin. Evet, tekrardan iksir toplayıcısını bıraktı. Ben de alev topumu göndereceğim. Şu an bu yaptığımı yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü şu an hiç iksirim kalmadı. Felaket kulesini koyalım şöyle. Evet, o geliyor. Onu da şöyle engelleyelim. Goblinleri şuraya koyalım. Ateş ruhlarımızı kullanalım. Haydi, haydi, hayır. Ölmedi prens bir türlü ya. Bakalım, dev iskeletin arkasına şunu koyarsak. O da felaket kulesini bırakacak. Evet, felaket kulesini almamız lazım. Hayır. Alamadık. Bu maç berabere bitebilir. Şu an iksir harcıyorum. Felaket kulesini koyalım tekrardan. Evet, kendisi şu an oyunun en güçlü destesini kullanıyor. Şöyle çarpmayı kullanmam gerekecek. Evet. Şu an sol gösterip sağ yapacağım. Şöyle. Evet, binici direkt kuleye yöneldi. Alev topunu göndereceğim. Ah be. Dev iskelet, dev iskelet. Tam zamanında dev iskelet. Ama kule gitti sanırım. Şöyle felaket kulesini kullanalım. Devi ortaya çekelim. Haydi. Evet, çarpmayı da kullandı. Bir kere daha. Felaket kuleleri birbirine kilitlendi şu an. Haydi, haydi, haydi binici. Bir vuruş daha. Hayır. Hayır. 70 can, 70 can. Ah be. 70 can ya. Yok böyle bir maç. Eksi 22 kupa. Hemen bir maça daha geçelim. Vay be, 70 can kaldı ya. Neyse. Son dakikada alıyorduk rakibi. Şimdi şöyle bir atakla başlayacağım. Evet, iksir toplayıcısını yerleştirdi. Bakalım buna ne yapacak. Barbarlarını koydu. Evet, binici 2 vuruş vurdu kulesine. Barbarlar geliyor şu an. Şöyle dev iskeletimizi kullanalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Başka. Evet, dev iskeleti bırakalım. Yapsın yapacağını. Bakalım ne yapacak. Valkür'ü kullandı rakip. Evet, Valkür öldü sanırım. Ölmedi. Şöyle yapacağım. Barbarlarını kullanacak o da. Çarpmayı da kullandı. Gelsin bakalım barbarlar. O binici geliyor. Hayır. Binici tehlikeli. Çarpmayı erken kullandı. Evet, biniciyi aldık. Ama alev ruhları kuleye hasar verdi. Evet. Son bir dakikaya girmek üzereyiz. Aslında bayağı var. Bir atak daha yapacağız. Evet. Arkadan kıvılcımını gönderdi. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Bu yaptığımı engellemek zorunda şu an. Barbarlarını kullanacak. Kullanmadı.
Şöyle dev iskeleti yerleştirelim. Haydi, ah be, köprüyü geçmedi. Kıvılcım köprüyü geçmedi. Hayır. Şöyle yapalım. Çok kötü bir savunma yaptım. Evet, binicisi de geliyor arkadan. Çok güzel bir şekilde engelledim. Tamam, binici de gitti. Vay be diyelim. Yeni bir atağa hazırlanıyorum. Hayır, yanlış kartı seçtim. Evet, çarpmayı tam zamanda kullandım. Ve o kule de gitti sanırım. Alev topu... Güm. Kıvılcım gitti. Evet, ona istediğini verelim. Biz de istediğimizi alalım. Evet. Haddini aşıyor. 3 taca gidiyor. 3 taca giderse... Böyle olur. Yapacak bir şey yok. Evet. İyi oyundu diyelim. 2 taç almayı başardık. 28 kupa kazandık. Ve sandığımızı açalım. Sizlere son kez destemizi göstereyim. Bu arada klanımıza hala katılmadıysanız klanımıza bekleriz hepinizi. Team Crystal klan etiketini şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Eğer 1200 kupanız varsa klana katılabilirsiniz. Deyip videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.